akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyiz biz de. Teşekkürler. Bugün Prada'nın açılışına geldiniz. Çok da şıksınız. Neler söyleyeceksiniz bugünle ilgili? Ya böyle diziden fırsat buldukça azıcık giyinmek, süslenmek gerçekten iyi geliyor bazen. Çünkü unutuyorum dizi çekimleri sürecinde süslenmeyi, eğlenmeyi, makyaj yapmayı. Oje falan sürdüm, heyecanlandım evet, böyle. Dizide de hep doğal görüyoruz evet, sizi. Evet, dizide hep daha nötr olarak yer alıyorum. Zaten çünkü karakterin gerektirdiği de bu. Ha başka bir karakter oynarım, o çok süslenmeyi gerektirir. O zaman süslenirim. Oynadığımız karaktere göre şekil alıyoruz çünkü. Diziden süsten konu açılmışken dizi setinde bir kriz çıktığına yönelik haberler çıktı. Evet, saçınızı boyatmak istememiş. Evet. Misiniz, ne diyeceksiniz? Çok güldük ona çünkü şöyle bir şey var, o tamamen ben yaz boyunca saçımın önünü boyatmadığım için yaz bitiminde kanalın tanıtım çekiminde önümdeki beyazlar duruyordu. Ben de yapımcımıza sordum, Suzan Hanım'a dedim ki ben saçımın önündeki beyazların durmasını istiyorum. Bir yapım şirketiyle konuşabilir misiniz? Eğer uygun değilse boyatayım hemen dedim. Cevap geldi. Tabii ki de istediğiniz gibi kalabilir dediler. Ve bu şekilde olay kapandı ama bir anda o beyaz saç krizi falan gibi haberleri duyunca tabii ki çok güldüm. Çünkü artık o kadar büyük olaylar, küçük olaylar o kadar büyütülüyor ki bunları artık gülüp geçiyoruz yani. 10 yılın sonunda insanın kabuğu biraz sertleşiyor. Sosyal medyada bu konuda çok acımasız. Fotoğraf paylaştınız, eleştiriler geldi bununla ilgili. Öyle görmüyorum ben meseleyi ya. Eleştiriye bakmıyorum. Daha çok gelen pozitif yorumlara bakıyorum. Hep daha doğallığı arayan insanlar çoğunlukta ve giderek de çoğalacaklar gibi hissediyorum. Bu tamamen tercih meselesi yani. İsteyen saçını boyatır, isteyen kazıtır, isteyen bambaşka bir şey yapar saçına. Bu kadının ya da erkeğin, insanın istediği şekilde, istediği şekle girmesiyle alakalı bir şey. Kimsenin de bu konuda bir söz hakkı olduğunu düşünmüyorum. Peki ben tekrar diziye döneyim. Bahar sanki dizide böyle bir kabuğunu kırıyor, kadın oluyor gibi. Bahar her zaman bir kadın. Dizimizin adı kadın zaten. Kadınlık sadece dış görünüşte olan bir şey değil. Fakat Bahar'ın hikayesinde başka bir ivme yer alıyor ve burada da Hümeyra Hanım'ın diziye katılması da tabii ki de çok acayip bir ivme kazandırdı bize. İlk bölümümüz dün akşam yayınlandı. Gayet güzel, yorumlarımız da çok güzeldi. İlerleyen zamanlarda eminim çok daha izleyiciyi de heyecanlandıracak şeylerle karşılaşacaksınız. Ben az çok bildiğim için çok da bir şey söylemek istemiyorum ağzımdan bir şey kaçmışsın diye. Aynen öyle ama dizimiz her zamanki ivmesiyle devam ediyor. Üçüncü senemizdeyiz. Azıcık yorgunuz ama yine de çok iyiyiz. Enerjimiz yüksek. O yorgunluk da zaten uyuyup uyanınca geçen şeyler. Affedersiniz aslında. O yüzden keyfimiz yerinde. Yine bir kadın hikayesi izlemeye devam edeceğiz. Bir kadının aslında bir evrimini göreceğiz diyebilirim. Peki sinemada da izleyebilecek miyiz sizi veya tiyatroda var mı projeler? Çektik aslında bu yaz. Berra'nın hikayesini sinema filmi olarak yani senaryolaştırıldı Melik Şah'la birlikte. Caner Özyurtlu senaryosunu yazdı ve çekimini yaptı aynı anda. Yönetmenimiz oldu. Yazın vizyon tarihimiz Şubat gibi görünüyor şu anda. Daha tam netleşmedi zaten. Netleştiğinde sizin de haberiniz olur. Çok güzel bir ekip olduk. Çok kalabalık ve bu yurt dışında da dendiği gibi ensemble cast diye bir algı var. Bir tarz var. Öyle bir tarz oldu aslında. Yani kimse başrol değil, kimse yan rol değil. Bu tamamen bir kalabalık bir aile hikayesi izleyeceksiniz ve senaryoyu okurken de ben aynı şeyi hissettim ve daha sonra filmi izleyen arkadaşlarım da aynı şeyi hissetmişler. O kadar güzel bir aile çıktı ki ortaya gerçekten o ailenin bir mensubu olmak isteyecek izleyici izlediği zaman filmi. Ben öyle hissediyorum. Çünkü bana öyle oluyor. Yabancı kalabalık bir film izlediğim zaman, kalabalık kastlı bir film izlediğim zaman keşke ben de onlardan biri olsaydım hissi geliyor bana ve sanırım bizim filmimizde de Biz Böyleyiz filminde de biraz öyle bir his gelecek izleyiciye diye düşünüyorum. Bir de ben dizilerdeki kadına şiddeti sormak istiyorum size. Aslında senaristlerin bu konuda düşüncesi bambaşka ama bizler kadına şiddeti özendirdiğini düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani herhangi gösterilen bir imgenin birine bir şey özendirmesi o kişinin geçmişiyle, eğitimiyle ve öğretimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta izlediğiniz şeyin sizi etkilemesine siz izin veriyorsunuz bir noktaya kadar. Bunun için tabii ki de eğitimden başlamamız gerekiyor her bir birey için. 0-3 yaştan başlayıp ileriye gidene kadar
Eğitim en büyük eksikliklerimizden biri. Burada televizyonda gösterilen ya da gösterilmeyen bir şey, suç ya da teşvik ya da insanları heyecanlandıran, kötü bir şey yapmaya iten bir durum mu? Tabii ki de etkiliyor. Fakat bunun aslında en kökenine indiğimiz zaman bir eğitim eksikliği görüyoruz bu noktada. Tabii ki bütün dünyada olan bir şey bu. Çok kişisel bir şey. Türk televizyonlarında da dizilerde özellikle bunun gösterilme şekli, anlatılma şekli çok önemli. İnsanların buna artık daha çok hassasiyet göstereceklerini düşünüyorum. Ve sektörde kadınlar çok daha ele geçirmeye başlıyor bence sektörü, ki bu da şu demek oluyor, sektör daha da güzel bir yere gidecek çünkü kadın eli değen her şey güzelleşiyor bir noktada. Ben biraz da özel hayatınıza girmek istiyorum, Burak Bey'i sormak istiyorum. Ben şu an İzmir'de sette çekimleri devam ediyor. Sevgili Geçmiş dizisinde oynuyor. Star'da başlayacak. O da yakın bir zamanda herhalde başlar yayına. Bakalım, güzel, heyecanlı, mutlu. Fragmanı çok beğendim, bayağı merak ettim senaryo okumuş olmama rağmen. Onu da merak ediyorum. Peki var mıdır ufukta bir evlilik? Güzel haberlerinizi alabilecek miyiz? Güzel haberlerimiz hep var. Biz kendi içimizde hep güzel haberler yaşıyoruz çok şükür. Ama evlilik gibi böyle konvansiyonel bir haber size maalesef henüz veremeyeceğim. Çünkü ikimiz de günübirlik mutlu olmayı ve birbirimizi sevmeyi tercih eden bir çiftiz. O yüzden şükür diyorum. Şükür Mahmut. Teşekkür ediyorum.